Efendim herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele için verdiği bu mesajlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye merkezli KYB yönetimine PKK'ya alan açıyor. Yeni tedbir alırız sözleri gündemde. Hemen Ankara'ya gidiyoruz. Ankara temsilcimiz Dicle Canova'ya soruyoruz. E, Dicle Canova kolaylıklar diliyoruz. Bu mesajlar ne anlama geliyor? Evet Meltem aslında bu mesajı vermesine gerek duyduğu bir süreç var. Dışişleri Bakanı da aslında dün bir miktar anlattı Meclis Genel Kurulu'nda. Önce o süreci özetleyelim. Şimdi daha önce de konuştuğum kaynaklar KYB'ye dönük, hep uyarılarda bulunduk ve bunun sonuçları olacağının mesajını hep verdik diyorlar. Aslında esas kırılma 2017 yılında yaşandı. 2017 yılında Türkiye KYB'nin Ankara'daki ofisini kapatıp buradan ayrılmasını istedi. Bunun nedeni ardarda yaşanan bir takım olaylar ve tabii Ankara'nın tüm uyarılarına rağmen PKK ile ilişkinin bitirilmemesiydi. Ankara'yı rahatsız eden başlıklar neler? Madde madde onları bir sıralayalım önce. Dün bazılarını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mecliste dile getirmişti. Mesela DİAŞ'ın bölgeden çekilmesi sonrası o bölgede oluşan boşluk ve dönemin Kerkük valisinin PKK'yı oraya davet etmesi, PKK'nın sincara yerleşmesi. Bunu Fidan da dün vurguladı. Celal Talabani'nin 2017'deki ölümü sonrası KYB içinde yaşanan liderlik bunalımı tartışması. Bafil Talabani ve Kubat Talabani malum ikisi arasındaki bir mücadele söz konusu ve tarafların kendini güçlendirmek adına kurduğu bir takım bağlantılar sıkıntılı. Kürdistan Demokrat Partisi yani Erbil yönetimiyle KYB arasındaki gerginlik ve tabii ki KYB'nin PKK'yı esas partner olarak görmeye başladığının tespit edilmesi. Bunlar e, Ankara için KYB konusunda daha keskin ve net bir bakış açısına bakış açısına sahip olmasını gerektirdiğini tekim. Bu PKK'nın partner olarak seçildiği tespitinin en önemli kanıtlarından biri de 2023 yılında hatırlayacaksın Kuzey Irak'ta düşen Duhok'ta düşen bir helikopter vardı. Orada rotası Süleymaniye olduğu konuşulmuştu ve daha çok PKK'nın üst düzey sözde üst düzey kadroları yer alıyordu bu helikopterde ve işte e, o helikopter kazası sonrası Talabani yönetimindeki KYB'nin PKK ile ilişkisi ve elbette diğer bağlantılar çok net olarak ortaya çıkmıştı. O süreçten sonra da Ankara'nın aldığı tedbirler var. Bunları da birkaç başlıkta sıralayabiliriz. 1-3 Nisan 2023'ten beri Süleymaniye hava sahası uçuşa kapalı. Bu elbette Avrupa Birliği, Avrupa Amerika'dan gelecek olanlar için rotanın değişmesi anlamına geliyor. Orada bulunan ve idari işlemleri yürüten konsolosluk ajansı kapalı. Türkiye KYB ile ...angajmana girmiyor. Yani Türkiye yönelik ziyaretleri kabul görmüyor, diplomatik temas kurulmuyor. Kaynaklar bu temasın yeniden sağlanabilmesi, angajmanın gerçekleşebilmesi için... ...öncelikle beklentilerimizin yerine getirilmesi gerekir mesajını veriyor. Nedir o be beklenti? Tabii ki KYB'nin kontrol ettiği bölgede PKK'nın sığınmasına olanak sağlamaması... ...izin vermemesi, PKK ile bağlarını tam olarak sona erdirmesi... Güvenlik açısından çok önemli. Güvenlik kaynaklarıyla da konuştum. Onların da şöyle tespitleri var. Süleymaniye son dönemlerde terör örgütü için yeni bir koridora dönüştü adeta deniyor. Yani Suriye'ye oradan ulaşım var. Teröristler orada eğitim alıyor. Lojistik ağ ve bundan kaynaklı silah ve askeri teçhizat desteği sağlanabiliyor PKK'ya. Yani öyle ki ee, ele geçirilen, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinden çıkan birçok mühimmatın satın alındığı ve hava yoluyla bu bölge üzerinden getirildiği tespitleri var güvenlik kaynaklarının elinde. Yani örgüt bu bölgeyi de açıkçası Mahmur gibi, Kandil gibi kendi kontrolü altında e, tutma gayretinde ve bunu da bir miktar başarmış gibi görünüyor. KYB'nin duruşu sebebiyle. TSK'nın e, operasyonlardan... E, kaçmaya TSK'nın operasyonlarından kaçmaya çalışan sözde üst düzey PKK yöneticilerinin de son dönemde sığınma noktalarından biri oldu Süleymaniye. E, çok yakın zamanda en son 14 Ocak'ta. MIT'in nokta operasyonlarından biri yine Süleymaniye'ye gerçekleşmişti ve orada Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen bir örgüt mensubu Süleymaniye'de etkisiz hale getirilmişti. 2 Ocak'ta yine Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirilen bir PKK'lı söz konusu yani bu dediğim gibi daha çok sözde üst düzey kadronun yuvalanmaya başladığı ve MIT'in de nokta operasyonlar için tercih etmeye başladığı bölgelerden biri geldi. Şimdi dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dikkat çekmesi üzerine elbette Süleymaniye ve KYB nezdinde atılacak ile yeni tedbirler ne olacak bunlar önemli ama o noktada e, Irak merkezi hükümetiyle e, yö sürdürülen e, diplomatik temaslarında artacağını ve hatta bu diplomatik baskının Irak merkezi hükümet yönetimi üzerinde artırılacağını bu süreçten sonra söyleyebilirim. Neden? Çünkü e, e, Irak'taki dengeler gereği merkezi hükümet metin KDP'ye karşı KYB ve PKK ile kurduğu ilişki de sıkıntılı sonuçlara sebebiyet veriyor. Dün Hakan Fidan netice itibariyle artık merkezi hükümetin PKK terör örgütü olarak kabul ettiğine dair yazılım etne imza attığını söyledi ama uygulamada bu görülmüyor henüz. Henüz uygulamaya geçmiş bir durum yok. Dolayısıyla o noktada Irak'la yapılan görüşmelerde bu konu daha da sıklıkla ve daha yüksek tondan dile getirilecek. En son Dışişleri Bakanı Ankara'daydı. Onunla da uzun uzadıya bu konular görüşüldü. Hatta işte Irak'ta geniş bir bölgeyi PKK'nın kontrol etmesinin kendi egemenliklerine dönük bir tehdit olduğunun altı kalın kalın çizildi. Ve merkezi hükümetin Erbil yönetimiyle sıkıntılarının giderilmesi. Çünkü bu sıkıntılar sebebiyle arada kalan ve gri alanlar olarak tanımlanan yönetim boşluğu olan bölgelere PKK yerleşiyor. Dolayısıyla bu gri alanlarında bir an önce kapatılması bir şekilde yönetimin kontrol kontrolün sağlanması Ankara'nın Irak'tan tabii ki en önemli beklentileri. Elbette Irak'ın kendi içerisindeki zorlu dengeleri ve otorite boşluğu tabii ki Türkiye'yi zorlayan konuların en başında geliyor ama bugüne kadar kaynakların ifadesine göre epey ilerleme sağlandı. Bundan sonra da daha fazla ilerleme sağlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dediğim gibi bu daha ileri tedbirlerin başında bir kere Irak merkezi hükümetine dönük diplomatik baskıların artırılması geliyor. Melçem. Peki CNN Türk Ankara temsilcimiz Dicle Canova'ya çok teşekkür ediyoruz.